Diyelim ki tek bir adadan oluşan bir ülke var ve bu ada da şu gördüğümüz gölün ortasında olsun. Adada sadece bu adam yaşıyor. Onun da bir evi ve ekip biçebildiği bir arsası var. İçinde bulunduğu basit ölçekteki ekonomik sistemi daha ileri bir noktaya taşımak istiyor. Bunun için de karmaşık ekonomik sistemlerde rastlayabileceğimiz türden bir yapılanmaya gidiyor. İlk başta bir şirket kurmaya karar veriyor. Buraya şirket ya da firmayı koyalım. Şirket yazıyorum Tüzel kişiliği olan bir şirket kuruyor. Burası da onun yaşadığı yer. Bu durumda bu adam da tek kişiden oluşan hane halkı oluyor. Kısaca hane yazıyor. Adamımız hane halkı olarak çeşitli üretim faktörlerini firmaya kiralamaya karar veriyor. Öncelikli olarak oturduğu binayı firmaya kiralıyor. Yani onlara sermaye veriyor. Arsasını da firmaya kiralıyor ve aynı zamanda firma için çalışıyor. Yani iş gücünü de firmaya sunuyor. Bu adam bir taraftan da bu firmanın sahibi. Yani bu girişimci eğilimi gerçekleştiren kişi. Bir başka deyişle girişimcilik olarak anılan üretim faktörünü de firmaya sunmuş oluyor. Firma da bu üretim faktörleri için bu adama kira ödeyecek. Daha doğrusu firma tüm bunları kullanabilmek için adama para ödeyecek sahibi olduğu firma sadece bina için ona yıllık 1000 lira ödeyecek diyelim. Yani binanın yıllık kirası 1000 lira. Arsasının kirası olarak da yıllık 1000 lira kira olacak. Maaş olarak da yani sunduğu iş gücünün, enerjinin ve zamanın karşılığı olarak da yıllık 1000 lira alacak. Aynı zamanda firmanın sahibi olduğu için firmanın elde ettiği karı da kendisi alacak. Bunu da girişimciliğin karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Bu kısma bu iki çizgiye baktığımız zaman bu adamın bütün üretim faktörlerini şirkete kiraladığını görüyoruz. Bu sayede firmada mal ve hizmet üretiyor. Firmanın bu mal ve hizmetleri üretmesi sayesinde de hane halkı barınma ve gıda ihtiyacını karşılayabiliyor ve bu hane ayakta kalıyor. Firmanın mal ve hizmetleri üretebilmesi de yine adamın oturduğu binayı, arsasının firmaya kiralaması ve firmaya sunduğu iş gücü sayesinde oluyor. Firma da ürettiği mal ve hizmetleri özellikle de gıda ürünlerini bu haneye yani adama satıyor. Ayrıca oturduğu mülkü de ona kiralıyor. Görebileceğiniz üzere işler döngüsel bir hal almaya başladı. Aslında adam kendi mülkünü kendine kiralamış oluyor. Yine de bu tek kişi üzerinden basit ve güzel bir örnek. Eğer bu örneği bir firma veya bir kişiden daha fazlasına genişletecek olursak işler hızlıca karmaşık bir hal alır. Adamımız barınma ve gıda ihtiyacını bu şekilde karşılamış oluyor. Bunların karşılığında ise firmaya ödeme yapıyor. Bu civarda kıyaslayabileceği bir pazar olmadığını görüyoruz. Çünkü adamımızın kendisi pazarı ve pazardaki talebi oluşturuyor. Gıda için 2300 lira ödüyor diyelim. Evet, gıda için yıllık 2300 lira ödüyor. Ve firmadan kiraladığı binanın kullanımı için de yıllık 1200 lira kira ödüyor diyelim. Bu durumu farklı açılardan ele alabiliriz. Önce hane halkı açısından düşünelim. Adamımızın toplam gideri ne kadar olur? 3500 lira. Bunu farklı bir renkte yazayım. Bu tutar hane halkının toplam gideri. Yani adamın harcadığı para. Peki, adamımızın toplam geliri ne kadar? Bina için 1000 lira alıyor. 1000 lira da arsa için alıyor. 1000 lira da maaşı var ve bir miktar da şirketten kar alıyor. Ne kadar kar aldığını henüz bilmiyoruz. Toplam geliri şimdilik bir kenara bırakalım. Şuraya yazalım. Toplam gelir. Şimdilik bunu bilmiyoruz. Netleştirmek için öncelikle şirketin karını hesaplamamız lazım. Şimdi olup bitene bir de firma açısından bakalım. Firmanın toplam kazancı ne kadar? Onu da şuraya yazalım. Toplam gelir. Bakalım. Gıda için 2300 lira alıyor ve 1200 lira da kira için alıyor. Bu durumda toplam kazancı yıllık 3500 lira oluyor. Yıllık 3500 lira geliri var. Gelin şimdi de toplam giderlerini hesaplayalım. Giderlere geçmeden önce hatırlayalım. Burada önemli olan firmanın elde ettiği ticari kar. Yani firmanın ne kadar para kazandığı. Firmanın giderlerine bakalım. Firma bina için 1000 lira, arsa için 1000 lira ve iş gücü için de 1000 lira ödüyor. Bakalım ne kadar kar ediyor. Bu basit ekonomide vergi olmadığını varsayıyoruz. Kar olduğu gibi firma sahibine gidecek. 3500 lira eksi 3000 lira bize kar miktarını veriyor. Yani 500 lira. Bu da firmanın sahibine yani buradaki adamımıza gidecek. 500 lira karı eklediğimizde toplam geliri 3500 lira oluyor. Toplam gelirin en az 3500 lira olması iyi. Çünkü bu miktar yıllık gideri olan 3500 liraya eşit. Bütün bunları göstermemin sebebi mal ve hizmetlerin döngüsel akışını size anlatabilmekti. Bu yukarıdakiler mal ve hizmetler. Firma hane halkına ürün ve hizmetleri temin ederken hane halkı da firmaya üretim faktörlerini temin ediyor. Diyebilirsiniz ki üretim faktörlerini sağlayan firmalarda yok mu? Evet, bir takım firmalar olabilir ama sonuçta o firmanın da sahipleri var. O firmada üretim faktörlerini insanlardan yani hane halklarından temin ediyor. Sonuç olarak insanlar ya da ekonomik bir tabir kullanacak olursak hane halkı firmalara üretim faktörlerini temin ediyor diyebiliriz. Onu da şuraya yazalım. Üretim faktörleri. Hane halkı üretim faktörlerini temin ederken karşılığında firmada hane halkına gelir sağlıyor. Bir başka deyişle bu üretim faktörlerinin karşılığını ya da kirasını onlara ödüyor. Bu kısımda da satın aldıkları mal ve hizmetler karşılığında hane halkı harcama yapıyor. Onlar için gider olan tutar da firmanın gelirini sağlıyor. Eğer bu ülke üzerine çalışan bir ekonomist olsaydınız, tahmin ediyorum ki bu adadaki ekonomik sistemi incelediğinizde ülkenin toplam üretiminin değerini, yani gayri safi yurt içi hasılayı nasıl ölçerim diye sorardınız. Evet, bunu nasıl ölçebiliriz? Sadece toplam giderleri mi saymalıyız ya da hane halkının toplam gelirini ve toplam giderlerini mi ya da firmanın toplam gelirini mi? Eğer üçünü birden sayarsak yani firmanın toplam gelirini, toplam giderleri ve hane halkının toplam gelirini sayarsak ki bunların hepsi 3500 lira doğru cevabı bulamayız. Peki ne yapabiliriz? Bunlardan sadece birini ölçebiliriz. Gayri safi yurt içi hasılanın hane halkının toplam giderlerine eşit olduğunu düşünebiliriz. Yani 3500 liraya ya da gayri safi yurt içi hasıla hane halkının toplam gelirine eşit diyebiliriz. Bu da 3500 lira. Zaten birinin toplam gideri diğerinin toplam gelirine eşit olmaz mı? Bu dersimizde konuyu en kolay şekilde anlatabilmek için yapay bir örnek üzerinden gittik. Sadece tek kişinin yaşadığı bir adada yaşayan, kendi gücünü kiraladığı firmaya sahip olan bir adamdan bahsettik. Kendi iş gücünü tüketiyor, kendi evini kiraladığı firma tarafından kendisine kiralanan bir evde yaşıyor. Bu da fazlasıyla döngüsel bir hal alıyor. Tabii ki gerçek ekonomiler çok daha karmaşık yapıya sahipler. Ve genelde insanlar kendi evlerini kendi firmalarına kiralayıp sonra da firmalarının kiracısı olmazlar. Ve tüm bunlar kulağa oldukça saçma geliyor. Ama umarım bu örnekle bir ekonomideki kaynakların nasıl bir döngüsel akışı olduğunu size aktarabilmişimdir.